Merhaba, ben Şef Semen Öner. Şimdi size yapması kolay, görüntüsü ve lezzeti olay, pratik bir pasta tarifi vereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler 1 bardak su, 1 bardak şeker, biraz vanilya esansı, 500 gram çikolata, 250 gram tereyağı. 2 renk yani sade ve kakaolu pandispanya. İşe şöyle koyuluyorum. Çikolata ve tereyağını eritmem gerekiyor. İsterseniz benmari usulü eritebilirsiniz, isterseniz mikrodalgada eritebilirsiniz. Mikrodalgada şöyle bir 30 saniyelik aralıklarla 30 saniye ısıya tabi tutarak ve sürekli karıştırarak bunu eriterek işe koyuluyorum. Neden 30 saniyelik sürelerle tutuyorum? Birdenbire ısınırsa çikolata yanar ve lezzeti bozulur, dokusu bozulur. Bunu istemiyoruz. Bir de çok fazla ısınmasını da istemiyoruz. O zaman soğuması da çok vakit alıyor. Bunu 3 defa, şu an gördüğünüz kıvamı 3 defa 30'ar saniye ısıtarak elde ettim. Hepsi tamamen erimedi. Bu sizi yanıltmasın. Belki bir kere daha ısıya tabi tutacağım. Belki bir kere daha 30 saniye mikrodalgaya vereceğim ama biraz daha karıştırarak tereyağının ve çikolatanın içindeki ısıyla erimesini bekleyeceğim. Dördüncü ısıtmadan sonra tam istediğim kıvama geldi çikolata. Ne çok sıcak ne de içinde taneler kaldı. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Böyle oda sıcaklığında, eğer aceleniz varsa buzdolabına koyarak ama difrizde değil, soğumaya bırakabilirsiniz. Çünkü bunu katların arasına süreceğiz. İkinci işim şerbeti hazırlamak. Şekerin içerisine suyu döküyorum. Bu şerbetle de kekleri ıslatacağım. İçerisine de bir iki damla vanilya esansı koyuyorum. Toz vanilya eritebilirseniz o da olabilir. Bunu da karıştırarak eritiyorum. Şimdi geldik işin ilginç kısmına. Burada 3 tane ayrı çapı olan kap var. Yani bir tabak, bir kase, bir bardak. Üçünün de çapı birbirinden farklı. Çünkü ben buradan bir halkalar keseceğim. Bunları kullanarak şöyle birinci halkayı kesiyorum. Bu bir. Ondan sonra bu kasenin çapı kadar bir halka kesiyorum. Sonra da bardağın çapı kadar bir halka kesiyorum. Ve bunu 4 kat içinde aynı şekilde uyguluyorum. Şimdi işin eğlenceli kısmı başlıyor. Kestiğimiz zaman bu pasta dama tahtası gibi görünecek. Yani kare kare, renkli renkli görünecek. Önceden şöyle bir düzenek hazırladım ki çektiğim zaman bunu pastayı hazırladığım alan tertemiz kalacak. Bir daha silmekle uğraşmayacağım. Şimdi bir tane bundan, bir tane şunu kırmışım keserken, çok da sorun değil. Bir tane de bundan. Bunun içine. Ondan sonra buradan devam edeyim. Bir halka tekrar beyaz. Orta yerine de bir halka kakao. Nasıl? Rengarenk, çok tatlı. Şimdi hazırladığım şerbetle birazcık ıslatıyorum. Bu arada pandispanya tarifini başka tariflerimizde
bulabilirsiniz. Pandispanya nasıl yapılır? Pandispanya ölçüleri. Bunlar başka tariflerimiz de var. Oradan alıp uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer katları da hazırlayacağım bu arada ben. Katların arasına hazırladığım bu ganajdan döküyorum. Çok kalın bir ganaj yapmayacağız. Aslında bu ganajın amacı katları ve bu halkaları birbirine iyice yapıştırabilmek. Bir spatula ile iyice yayıyorum. Spatula yoksa kaşıkla, bıçakla da yapabilirsiniz. Aynı işlemi bütün katlar için tekrar ediyorum. Önce şerbetle ıslatıyorum. Ondan sonra da üzerini ganajla kaplıyorum. En üst katı da çikolatayla kaplıyorum. Dışını da kaplayacağım birazcık çikolatayla. Ondan sonra da dinlenmesi için buzdolabında en az 2 saat, mümkünse bir gece bekleteceğim. Pasta soğuduktan sonra ganajın kalanıyla onu da iyice soğutuyorum. Pasta soğurken onu da buzdolabına koydum. Yani çok buz gibi değil de sürülebilir bir kıvamdayken ganajın kalanıyla da etrafını sıvıyorum. Ben bir spatula kullanıyorum ama siz bir bıçağın sırtıyla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Pastanın kenarına koyuyorum ganajı. Ondan sonra aşağıya doğru alıp şöyle gelişigüzel sürüyorum. Pastanın her tarafını güzelce çikolatayla sıvadım. Ondan sonra da üzerini, bende şöyle şekerlemeler vardı, onlarla kaplıyorum etrafını da. Siz alternatif olarak Hindistan ceviziyle kaplayabilirsiniz. Beyaz çikolatayla yine aynı orantılarda farklı bir ganaj yapabilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Geldik en heyecanlı kısma. İnanın ben de heyecanlıyım. Çünkü bunun içini kestiğimiz zaman damalı damalı çıkacak. Siz buzdolabından çıkardıktan sonra servis etmeden önce bir 10 dakika bekleyin lütfen. Çok sert olursa da bu üzerindeki çikolata kırılabilir. Biraz iri bir dilim kestim sanki kendime göre. İşte tam planladığımız gibi içi damalı damalı, eğlenceli, sürprizli, nefis pasta. Afiyet olsun.